Herkese yeniden merhaba, ben Ecem Çırpan. Bugün sizler için yepyeni bir içerik hazırladım. 100 TL bütçeyle sizlere bir süpermarket alışverişi yapacağım. 4 tane ülkede eş zamanlı olarak yayınlanacak. Ben bizim ülkedeki para birimiyle tabii ki ne kadar 100 liraya bir şeyler sığdırabilirim bilmiyorum ama deneyeceğim. Bakalım kim kazanacak? Ben çok heyecanlıyım 100 liraya neler alabileceğimi görmek için. O şekilde başlıyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Ebru, Hollanda'dan. Bugün Rotterdam'da bir markete geldik biz, Lidl adında. Ve bugün ben 100 euroluk alışveriş yapacağım. Bakalım 100 euroya neler alabileceğiz. Okay, hi, I'm Arina. We're Alexander Bullis. And we're gonna do some shopping today in a local supermarket. So, let's find out what we can buy. Using 100 euro. Merhaba herkese, ben Sophie. Bugün sizlere 100 defa bir market alışverişi yapacağım. Burada her şey çok pahalı, o yüzden biz bir konsept belirledik. Kahvaltılıklarla başlayacağız. Böylelikle fiyatlar konusunda daha iyi fikrimiz olur. Başlıyoruz. Böyle diyorum, ceviz alayım diyorum. Ceviz her zaman çok iyidir. Ceviz aldık. Tabii 100 liraya ne alabilirim bilmiyorum. Çünkü bir et almaya kalksam hani 100 lirayı aşabilir. Azar azar almayı planlıyorum. Dana biftek kilosu 50 lira. Ya da önce şeylerden falan başlayayım. Türk kahvesi, işte baklavadır falan, abur cubur bir şeylerden başlayayım. Çünkü onlar Türkiye'ye özgü bir şey olduğu için. Ekmek reyonuna geldik. Bu marketin küçük bir fırını var. O yüzden ekmek çeşitleri fazla. Fakat 8 ile 10 dirhem arası değişiyor ekmek fiyatları. Biz o yüzden tercihimiz baget oluyor çünkü fiyatı 4.95 dirhem. Şöyle, evet, bir tane baget alıyoruz. We're used to eating the bread. So today I'm gonna buy some tortilla wraps because we like it for sandwiches and stuff like that. Oh. They're Greek. They're from Kozani. They're actually really tasty and healthy. So no some tomatoes. They're Greek as well. We like eating lots of salad. So it's in our everyday table. Biyolojik bal alayım. Biyolojik olması çok önemli. Bir tane bal alalım böyle. Sonra böyle bir çilek reçel alalım. Peynir mi alsam? Yabancılarda çok kahvaltı alışkanlığı yok ki. Ezine klasik peynir 34.95 diyor. Ben bunu alırsam. Bunların kilosu mu peki 35 lira? Peki ben bunu çok az, yarım kilo gibi alabilir miyim acaba? Bakalım. Şöyle hurmalardan alayım diyorum. Akşama güzel bir smoothie yaparız. Bakalım. Fiyatları ne kadar? Bakın fiyatlar fena değil. Bakalım 100 euroluk neler alabileceğiz? Fiyatı iyi tutmam lazım, bakmam lazım. Now we're gonna buy some oranges. They're from Crete. They're really delicious. And you can make some juice also. Aslında ben daha çok ülkemizde olan özel şeyleri göstermek ve satın almak istedim. Şu ana kadar Türk kahvemiz var, simidimiz var ve ezine peynirimiz var. Bakacağım. Ben çay da almayı düşünüyorum şu an. Muz alıyoruz. Smoothie'nin olmazsa olmazı. Paprika. Çok güzel. So, I'm gonna buy some green beans. And some nachos. Evlerin olmazsa olmazı patates. Böyle. Sarelle alacağım galiba. Ya da çoka krem. Bu da çünkü Ülker'in. Tamam, sarelleyi alıyorum ben. 17 liraymış. Bütçem neredeyse doluyor. Bu
burada organik yumurtalar var. Bir tanesi 1.95. Biz bunu kendimiz için genelde tercih etmiyoruz. Çocuk için tercih ediyoruz. Biz normal yumurtalara bakalım en iyisi. Biz 15 tane yumurtayı 10-20 dirheme alıyoruz şu anda. Fiyatı fena değil. Akım balık ve tavuk bölümüne geliyoruz. İşte Hollanda'da bu sorun her zaman oluyor. Böyle çok geç saatte böyle markete gelince böyle deep freezer'ı falan çok boş görüyorsunuz. Çabuk atıştırmalık krokant schnitzels. Ne kadar bunun fiyatı bakalım. 2,5 liralar. So we bought some gefilte cheese. It's for pasta. And that's smoked cheese. Mozzarella peynirin fiyatına bakacağım sizler için. Hatta bugün fırsat günüymüş. 300 gramlık peynir 14 dirheme geliyor. Kilosu 44 dirhem. Biz bunu bir alalım. Ben yumurta alacağım şimdi. 10 TL'ymiş. Bütçemi açtım açmadım mı bilmiyorum ama almam lazım yumurta. Yumurta çünkü. Bu tam kahvaltı gibi bir şey yaptık zaten. Hem ezine peynirimiz, simidimiz, yumurtamız, sarellemiz var. Bunu da koydum. Başka son bir şeyler daha bakıp sanırım çıkacağız. Dilimlenmiş tavuk. Hollanda marketinde ne görüyoruz? Türk yoğurdu. Süper. Ne kadarmış Türk yoğurdu? 1.69. Bakalım. We want something healthy and low fat. So let's check them out. Burada en özlediğimiz lezzet tereyağı. Maalesef bulamıyoruz. Ona benzer Fransız markalar var. Ama tabii ki tereyağı tadında değil maalesef. Şunu alabiliriz mesela. 16.70 dirheme. Tuzlu tereyağı diyebiliriz. Böyle hazır patates böyle kızartması da güzel oluyor. Mesela işten geldiğinde çabucak böyle şey tavaya atıyorsun, hemen ısıtıyorsun. Güzel oluyor yani. Ben bunu çok alabiliyorum. Madem ağırlıklı olarak kahvaltı alışverişi yaptım, kekik alayım diyorum. Yani onları buradan almadım ama domates falan doğrarsam eğer üstüne falan dökerim diye düşündüm. Kekik fiyatları da iyi ayrıca 1.24. 2 tane böyle süt alıyorum. Sütlerin fiyatına kadar 95 kuruş tanesi. Şöyle 2 tane domates sosu alalım. These ones I think they'll do. It's with apple and cinnamon and mandarin and orange. I hope it's nice. Bütün bu güzel meyveler arasında ben yeşil elmayı seçtim. Sanırım 3-4 tane de yeşil elma alacağım. Baksana ne kadar parlak. 4 tane yeşil elma aldım. O kadar çok şey aldım ki bilmiyorum. Akşam menüsü bence çok kabarık oldu yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Peynir çubukları diyorlar buna. Ispanaklar düşmüş. 1.75'ten 1.19. Bak fiyatlarına. 100 euroya yaklaştım. Sonuçta armutları falan daha hesaplamamıştık. Şimdi çay alacağım. Çay olmazsa olmaz diye düşünüyorum. En küçüğünden malum 100 lira bütçem var. En küçüğünden bizim güzel Rize'mizin çayını aldım. Fiyatı 3.25'miş. Bunu da evde demleyip göstereceğim bir gün onları da story'den size. Böyle bu kadar. Sanırım oldu benim şeyim 100 liram doldu diye düşünüyorum ve hemen ufak hesaplamam gerekiyor. So we bought some products for you guys. I hope you enjoyed our video. As we can see, we bought a lot of products. Thank you for watching and bye bye. Yani baktığım zaman yani 100 euro bayağı çok şeyler alabildim yani. Gideceğim şimdilik evde kardeşimle kendime güzel bir menü hazırlayacağım. Öyle şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Evet alışverişimizi bitirmiş bulunmaktayız şu anda. Şöyle hep birlikte bakalım isterseniz neler alabildik 100 dirheme. Burada gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça ürün bulunmakta. Söylemiştik ama Dubai çok pahalı bir yer. Ama olsun biz yine de çok mutlu dönüyoruz eve çünkü büyük bir Nutella'ya sahibiz şu anda. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Çok teşekkürler herkese. Ve Dubai'den sevgiler, saygılar. Öpüyoruz hepinizi, hoşçakalın. En son olarak bal alıyorum ve bu videoyu da burada artık bitirmek
zorundayım sanırım çünkü 100 lira bütçemde oldum. O yüzden eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, eğer hangi ülkenin videosunu daha çok beğendiyseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Eğer bu içeriği sevdiyseniz tabii ki de devamını getireceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Çok öpüyorum. Hoşça kalın.